Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan değerli vatandaşlarımız, yurt dışındaki temsilciliklerimizde Amerika'da 1-9 Nisan tarihleri arasında Büyükelçiliğimizde ve tüm başkonsolosluklarımızda açılan sandıklarda Türkiye'deki referanduma ilişkin olarak oy kullanabileceksiniz. Geçmiş dönemde yaşanan sıkıntıları da dikkate alarak bu kere sadece mukim olduğunuz başkonsoloslukta değil, herhangi bir başkonsoloslukta açılan sandıkta oy kullanma imkanı tanındı. Ve yurt dışı seçmen kütükleri artık birleştirilmiş olarak değerlendirildiği için örneğin Seattle'da yaşayan bir vatandaşımız Los Angeles Başkonsolosluğuna gitmesi güç oluyorsa Vancouver'da açılan sandığa gidip orada da oy kullanma imkanı var. Biliyorsunuz yine bu ay sonundan itibaren yurt dışı da yaşayan vatandaşlarımız gümrük kapılarında açılacak olan sandıklarda da oy kullanabilecekler. Yani ben vatandaşlarımızın bu imkandan yararlanarak hem Türkiye'ye olan bağlılıklarını sergileyebilmek hem de Amerikan makamlarına bu bağlılıklarını gösterebilmek açısından sağlanan imkanlardan yararlanarak referandumda oy kullanmaları çağrısında bulunuyorum. AlaturkaOnline.com, the first Turkish newspaper in the U.S. Efendim önümüzde referandum var. Referandum için tabii referandumda New York'ta oy verme süreci için hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
2015 yılında yapmış olduğumuz iki milletvekili seçimleri nedeniyle oldukça da tecrübeliyiz. Bu kez New York'ta seçmen sayımız 38.407 oldu, New York ve çevresindeki seçmenimizin sayısı. Amerika çapında ise 100.000'i geçen seçmenimiz var. Bu seçimlerde önceki 2015 yılındaki milletvekilleri seçiminden farklı olarak Yüksek Seçim Kurulu tüm yurt dışı seçim çevresini tek bir bölge olarak kabul etti. Bu şu anlama geliyor. Amerika içinde ya da başka ülkelerde ikamet eden ve o bölgedeki seçim bölgelerine kayıtlı olan vatandaşlarımız istedikleri yerde oy kullanabilecekler. Örneğin Boston Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinde kayıtlı bir vatandaşımız istediği takdirde New York'ta da gelip seçimini, oyunu kullanabilecek. Bu kez New York'ta 1 Nisan ile 9 Nisan arasında tüm Amerika'da oy verme işlemi sürecek. Yine bu seneye ait bir değişiklik. Sandıklar gün içinde 12 saat açık kalacak. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar vatandaşlarımız oy verebilecek. Bütün bu düzenlemeler daha çok vatandaşımızın gelip oy vermesi için, daha rahatlıkla oy kullanması için yapılıyor. Son seçimlerde 2015 yılı Kasım ayındaki milletvekili seçimlerinde görev bölgemizde %28'di oy kullanma oranı. Biz bu kez bu rakamın daha da artacağını ümit ediyoruz. Peki efendim, oylar kullanıldıktan sonra nasıl bir süreç oluyor? Güvenliği, oyların güvenliği bakımından ne tür tedbirler alınıyor? Oy kullanma işlemi sırasında fiziki güvenliği başkonsolosluğumuzdaki görevliler sağlıyor. Aynı şekilde gece kullanılan sandıklarda kullanılan oylar seçim komisyonlarının önünde Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen oy torbalarına konularak her geçen seçimlerde, son seçimlerde en çok oyu almış 3 büyük partinin yetkilisinin anahtarına sahip olduğu odaya saklanıyor. Bu şu demek, 3 parti görevlisi ve bir resmi görevli olmadan o kapılar açılamıyor. 4 kişinin aynı anda bir arada olması gerekiyor. 9 günün sonunda ise oy kullanma işlemi bittikten sonra tekrar tüm oylar aynı yöntemle saklanıyor. Bir gün sonra bütün kullanılmış oylar İstanbul'a yurt dışı seçim bölgesinin bürosuna götürülerek Türk Hava Yolları aracılığıyla resmi kuryelerimiz vasıtasıyla İstanbul'a iletiliyor. Peki efendim, vatandaşlara çağrınız nedir? Yani siz tedbirleri aldınız, seçim süreci de yaklaşıyor. Çok da sorun görünmüyor. Anladığımız kadarıyla önceki sürece göre belli tedbirler alınmış durumda. Nedir vatandaşlara çağrınız? Vatandaşlara, öncelikle vatandaşlarımıza hazırız, lütfen oy vermeye bekliyoruz diyorum. %28 çok az bir rakam, oy kullanma rakamı oranı. Gayet rahat, hiç bekleme olmadan vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Lütfen başkonsolosluklarımıza gelerek öncelikle vatandaşlık görevleri olan seçme hakkını kullansınlar ve oy versinler. İkinci husus, 9 gün 2 hafta sonunu içeriyor, 1 ve 9 Nisan arası. Vatandaşlarımız genelde doğal olarak hafta sonlarını tercih ediyorlar ama biraz önce söyledim, hafta içi de mesai saatlerinden sonra 9'a kadar açık kalacağımız için rahatlıkla hafta içi de oy kullanabilirler. Bir de son ricam, lütfen son güne bırakmasınlar oy kullanma hakkını. Son gün diğer günlere oranla biraz daha kalabalık oluyor. Eğer beklemek, daha uzun süreler beklemek istemiyorlarsa ilk günlerden kullanmalarını öneririm. alaturkaonline.com The first Turkish newspaper in the U.S.